3D Soru Bankası'ndan sorularımı çözmeye devam ediyoruz. Tarih dersindeyiz. Yalçın Hocam hoş geldiniz. Evet, merhabalar. Buyurun. Şimdiki bugün konumuz ilk Türk İslam devletleri, Türk İslam tarihi. Bakalım. Müslüman Türk devletleri Türk İslam kültürünün dünyada yaygınlık kazanmasına hizmet etmiştir diyor. Hı-hı. Bu durum Türklerle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisini gösterir diyor. Yani Türk İslam devletleri Türk İslam kültürü dünyaya yaymışlardır. Tamam. Bu durum neyi gösterir? A. İslam alemini haç seferlerine karşı korumaları. Burada kültürden bahsediyor. Değil mi? Hı hı. Savunmadan askeriden, burası askeri olarak anlamda değil mi? Askeri. Evet. Askeri. Biz kültürle ilgili bir şey arayacağız. Bakalım. A seçeneği olamaz. Çünkü İslam aleminin haç seferlerine karşı korumaları askeridir. B. Anadolu ve Balkanlar Türkleşmesi ve İslamlaşmasına rol oynamaları. Bu olabilir. Tabii İslam Türkleşme ve İslamlaşma kültürle olur zaten bunlar. Siz Müslümansınız, gittiğiniz yere kültürünüzü de götürüyorsunuz. Aynen. İslam kültürünü de götürüyorsunuz. Gidip camide götürüyorsunuz vesaire falan filan Türk derken. Türk kültüründe. Bu olabilir. Bu olabilir evet. C. Türk devleti, Türk devlet geleneğini ve egemenlik anlayışını İslamileştirerek devam ettirmeleri. Bu siyasi bir şey. Bir de şöyle bir şey, yaymak yok burada. Yaymak yok. Evet. Ne diyor burada? Yaymak. Yaymak yok. Hı hı. D seçeneği İslamiyet'in etkisiyle göçebe hayatı terk ederek yerleşik hayata geçmeleri. Bu Türkleri ilgilendiriyor. Burada da yaymak yok. Tabii ki. E seçeneği Abbas halifelerini Şii ve Batınilere karşı himaye etmeleri, korumaları. Bu da askeri. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği. Hemen alalım. Tabii. ÖSYM'nin en çok sevdiği hükümdarlardan Gazneli Mahmut. Aynen. Gazneli Mahmut. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut'un Hindistan'a seferler düzenlemesinde bölgenin özelliklerinden hangilerine sahip olmasının etkili olduğu söylenebilir diyor. İşte Gazneli Mahmut niye Hindistan'a seferler düzenliyor? Buna bakalım. Ticari. Evet. Bir, geniş ekonomik olanaklara sahip olması. Fantezi olsun diye niye sefer düzenlesin ki? Para için, ha, ekonomi tabii için. Çünkü Hindistan zengin. Günümüzde zaten gelecek 30 yılın en zengin devletler arasında birisi zaten. Aynen. 2. Çok dinli ve çok uluslu bir yapısının bulunması. Bunun için bir sefer düzenlemeye gerek var mı? Yok. Yani. Yani hatta adam affedersin yani saf mı yani bu Gazneli Mahmut varsa? Neden? Çok dinli, çok uluslu bir yapının olduğu bir yere hakim olmak çok zor bir şey. Tabii ki canım. Tamam mı? Bu olamaz. 3. Sosyal adaletsizliğin ve eşitsizliğin yaygın olması. Sosyal adaletsizliğin ve eşitsizliğin olduğu bir bölgeye sen sefer ele geçirmek ister misin sen? Yani ele geçirsen bile hakim, olamazsın. Burada tamamen ekonomik hocam. Burada şu arkadaşlar şöyle bir şey. Bir genelleme günümüzdeki yapalım. Savaşların bile birçoğunun sebebi ekonomik hocam. Hepsinin de sebebi genelde ekonomiktir. Ekonomik. Yoksa o ona dokunmuş, bu buna bir şey demiş, onun da değil. Hiç yani oradan nasıl bir kar ederim, ülke menfaatleri nasıl çeviririm bunun derdine. Her şey ekonomik. Aynen. Şöyle alalım. Karahanlıların bu özelliklerin oluşmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Bakalım Karahanlıların ne özelliği varmış. Karahanlılarda devletin başında bulunan hükümdarlar Han, Hakan, İlik unvanlarını kullanmışlar. Ayrıca Hakanların da Kut'un olduğunu inanmışlardır diyor. Kut Tanrı'dan gelen bir güçlü müydü? Evet aynen. İslamiyet öncesi Türklerde olan bir gelenektir, bir inanıştır. Nedir? İslamiyet öncesi Türklerde Tanrı'nın Türk hükümdarlarına ülke yönetmesi için verdiğine inanılan ilahi yönetme gücüdür Kut. Hmm. Bu Kut sadece hükümdar ve hükümdar erkek çocuklarına vardır. Hani şu din kültürü dersinde vardır hocam. Allah'ın işte zat-ı sıfatları, subut-ı sıfatları, bu subut-ı sıfatların bir kısmı insanlarda da var. Acaba işte oradan mı inanılıyor? Yani Allah'ın sıfatlarından bir kısmı Tanrı'nın için Tanrı'da bulunan özelliklerden bir kısmı hükümdara da verilmiş. Hükümdara da verilmiş. Aynen. Kut inancı galiba oradan geliyor. Oradan geliyor demeyelim. Çünkü Kut İslamiyet'ten önce. Önce. Ama hani sonuçta hani zaten İslamiyet'i kabul ettiğinde sebeplerde benzer diyelim. Benzer diyelim. Diyor ki bakalım Karahanlıların bu özellikten oluşmasında durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Hı-hı. Şimdi burada vurgulanan ne? Han. Şimdi Karahanlılar Müslüman. İlk Müslüman Türk devleti. Tamam. Türk İslam devleti yani. Tamam. Şimdi düşünün. Bir devlet, bir topluluk din değiştirir ama sadece dinini değiştirmez. Sosyal anlayışı, kültürel anlayışı, yönetim anlayışı, ekonomik anlayışı, birçok alan her şey değişir. Türkler de öyle. Şimdi Karahanlılar biz Müslüman olduk. Hemen Arap İslam devletlerine özgü unvan olan Sultan unvanını kullanalım dememişler. Mesela Sultan unvanı genelde Arap İslam devletlerine özgü unvanlardır. Onlar daha çok kullanmışlardır. Mesela Karahanlılar biz Müslüman olduk. Karahanlı hükümdarları biz Müslüman olduğumuz için hemen Sultan unvanını kullanalım dememişler. Karahanlı hükümdarları Müslüman olmalarına rağmen
sultan unvanını kullanmamışlar. Atalarının unvanları olan Han, Hakan gibi unvanları kullanmaya devam etmişler. Bu bir. İkincisi, mesela Kut geleneği. Şimdi Karahanlılar Müslüman olmalarına rağmen biz Müslüman olduk, Kut geleneğini bırakalım dememişler. Hala Kut geleneğini devam ettirmişler. Atalarının zaten geleneğini. Şimdi hani ufak atalarının. Yani değişim denen şey burada bir somut bir şey yok, soyut bir şey var. Dolayısıyla hani her şeyi bir anda değiştirip atamazsınız. Yani bir şeyler devam ediyor. Orası öyle, orası öyle. Mesela buraya baktığımız zaman, şu paragrafa göre baktığımız zaman Karahanlılar Müslüman olmalarına rağmen yönetim anlayışında çok fazla değişikliğe uğramamışlar. Değişiklik yapmamışlar. Hmm. Bu paragrafa baktığımız zaman. Buna göre cevaplayacağız. Bu özellik, yani bu değişimin olmaması nedenini soruyor bize. Tamam. Bir, İslamiyet'i, İslam'ı resmi din olarak benimsemelerini. İslamiyet'i resmi din olarak benimsemelerinin bir etkisi var mı? Kesinlikle yok. Mesela İslamiyet'i tamam benimsediler. Fakat benimsemesinin etkisi ne olabilirdi? Sultan unvanı kullanabilirlerdi bu unvanların yerine. Hı hı. Kut inancını kullanmayabilirlerdi. Burada İslamiyet'i yani din olarak benimsemeleri bu duruma etkisi yoktur. Tamam. Çünkü İslamiyet'e rağmen bu durum benimsemiştir, değişmemiştir. Bir olamaz cevap. İki, Türk siyasi geleneğini devam ettirmelerini. Han, Hakan, aynen, Kut inancı olduğunu gösterir arkadaşlar. Aynen. Eski Türk siyasi geleneği devam ediyor. Hı-hı. Üç, İslam devlet teşkilatlanmasını benimsemelerini. İslam devlet teşkilatında mesela sultan unvanı vardır genelde. Hı-hı. Han, Hakan unvanı yoktur. Evet. Bu da olamaz. Dolayısıyla sadece iki. Aynen. Hadi bakalım. Bu durumu Selçukluların faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmesini zorunlu hale getirdiği söylenebilir. Zorunlu hale getirdiği söylenebilir. Bakalım. Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi'nden sonra Abbas Halifesi tarafından Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı ilan edilmesi, halifeye bağlı bütün İslam dünyasının siyasi gücünün Selçukluların eline geçmesine yol açmıştır diyor. Şimdi nedir bu? İşte Abbas Halifesi'ni Tuğrul Bey koruyor. Şii Büheyoğulları devletine karşı koruyor. Bundan dolayı Abbas Halifesi Tuğrul Bey'e diyor ki sen bana böyle bir iyilik yaptın. Bundan sonra diyor Doğu'nun ve Batı'nın sultanı sensin diyor. Yani İslam dünyasının siyasi lideri sensin diyor. Anladım. Bu durumu Selçukluların faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmesini zorunlu hale getirdiği söylenebilir diyor. Bir, merkeziyetçi devlet anlayışını oluşturma. Şimdi merkeziyetçi, şimdi ne diyor? Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı. Yani dış ilişkiler. Dış siyasetle ilgilidir bu, değil mi? Hı hı. Mesela merkeziyetçi devlet teşkilatı oluşturmasını zorunlu hale getirdiği söylenebilir mi? Pek değil sanki. Çünkü bu Karahanlılar kendi içiyle bir şey bu. Evet. Kendi iç sorunu zaten. Bu olamaz. İki, İslam dünyasının her tehlikeye karşı koruması. Artık Doğu ve Batı'nın hükümdarıysa, İslam dünyasının siyasi lideriyse ne yapmak zorunda? İslam dünyasını korumak zorunda. Evet. Çünkü artık ne derler? Mesela düşün, bir aile düşün. 4 tane çocuğu var. Erkek çocuk var. Abi ne yapması lazım? Diğer kardeşleri koruması gerekmiyor mu? Yani. Artık Karahanlılar abi. Himayesini alması lazım yani. Aynen. Dolayısıyla 2 var. 3. Müslüman arasında mezhep birliğini sağlama. Bu da pek görünmüyor. Yok. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. Şimdi arkadaşlar öğrencilerimize söyleyelim. Mesela tarih sorularının bazı klişe şeyleri vardır. Cevapları vardır. Klişe. Nedir? Mesela şıklarda mezhep birliğini sağlamak. Şıklarda sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak diye bir şık varsa o şıkka kesinlikle ulaşamayız. Hmm. Mesela farklılıklarını ortadan kaldırmak, sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak diye şık varsa kesinlikle ulaşamayız. Kesinlikle. Bu klasiktir bu. Biraz evet. Ezber olacak ama klasiktir bu. Klasik. Evet. Dolayısıyla yalnızlık. Yine yalnızlık ulaştık. Evet. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Büyük Selçuklular Gazelilere karşı birçok kez savaşarak yenilgiye uğrattıkları halde bu devletin yıkılmasını önleyebilmek için Gazelileri himayeleri altına almışlardır. Yani hakimiyet altına almışlar, koruma altına almışlar. Hem onlarla savaşıyorlar, güçsüz hale getiriyorlar, hem de yıkılmasını önlemek için korumaya çalışıyorlar. Neden? Diyor ki buna göre aşağıdaki yargılarda hangisine ulaşılabilir? Gazeli devleti Türk İslam devleti. Müslümanlar yani. Müslüman ve Türk. Büyük Selçuklular da aynı şekilde. Türk İslam devletleri gaza ve cihat politikası belirlemişlerdir. Şimdi gaza ve cihat İslamiyet'i yaymak için yapılan savaş. Büyük Selçuklu... Gayrimüslimlerle yapılan savaş ama o da Müslüman. Gazeliler de Müslüman. Böyle politika benimsediğini söyleyemeyiz açıkçası. Aynen. B. Selçuklar Türk İslam dünyasına siyasi birliği sağlamışlardır. Ne demektir? Burada şu kavram bileceğiz. Türk İslam dünyasına siyasi birliği sağlamak şu demektir. Tüm Türk İslam dünyasındaki devletleri tek çatı altında toplamak demektir. Böyle bir şey var mı burada? Yok. Sadece Gazelilerden bahsediyor burada. Korkun. Diğer Türk İslam devletlerinin egemenlik altına aldığını bilemeyiz ki Büyük Selçukluların. Evet. B seçeneği olamaz.
C. Gazneliler Selçuklara karşı bağımsızlık arayışı işine girmişlerdir. Bunu da çıkartamayız ki buradan. Bakalım. Buna bakalım. D seçeneği Selçuklular siyasal çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir. Bence bunu çıkartabiliriz. En genel bu zaten. Hı-hı. En genel. Şimdi mesela Gazneliler Selçuklara karşı bağımsızlık arayışı işine girmişler midir? Böyle bir şey var mı? Mesela Gazneliler... Zaten normalde Gazneliler farklı bir devlet değil mi hocam? Yok şöyle mesela şöyle. Büyük Selçuklular'da önce farklı, onlara farklı, farklı, farklı. O zaman hani onların bir parçası olduğu ve onlara karşı bir savaş altına girdiğini çıkartamayız sanırım. Gazneliler Büyük Selçuklular'ın egemenliğine giriyor. Fakat Gazneliler'in Büyük Selçuklular'a karşı bağımsızlık mücadelesi verdiğinden bahsetmiyor burada. Onu söylemeye çalışıyorum. Aynen bravo. C'ye de ulaşamayız dedik. De, çıkarları da olsa hareket etmişlerdi diyebiliriz. Selçuklular siyasal çıkarları da olsa hareket etmişlerdir. Nereden anlıyoruz? Yıkılmasını istemiyor, himaye altına alıyorlar. Hmm, demek ki çıkarı var demek ki Selçukların. Aynen öyle. E'ye bakalım. Gazneliler kuruluş sürecinde yıkılma tehlikesi geçirmişlerdi. Bu kuruluş sürecinde mi? Daha önceki zamanlardan mı bahsetmiyoruz? Aynen, aynen. Çıkartalım. Bu uygulamanın durumlarından hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir? Neymiş o uygulama? Büyük Selçuklularda fethedilen topraklılar fetheden komutanın malı olarak kabul edilmiştir. Wow. Özellikle Alparslan döneminde. Alparslan diyor komutanlarına. Ey komutanlarım, işte ele geçirdiğiniz topraklar bundan sonra sizindir diyor Alparslan komutanlarına. Aslında bu çok tehlikeli bir söylem ya. Tehlikeli mi? İyi bir şey ama. Tabii tehlikeli de. Tamam hani böyle canı gönülden savaşarak oraya almak istediler. Eyvallah. Okey. Ama bir taraftan da bu sefer kendi aralarında çatışma yaşadıkları zaman o da sıkıntı yani. Bir de şöyle mesela o toprak... Biz burayı beraber aldık. Beraber aldık. Senin mi benim mi? Benim oluyor o zaman orada Büyük Selçuk Devleti otoritesi zayıflamaya başlayınca işte o komutanlar orada küçük küçük devletçikler kurmaya i̇şte başlıyorlar. Kendine, onu söylüyorum ben de. Tamam ondan dolayı tehlikeli bir söylem yani. Aynen aynen aynen. Bu uygulamanın durumlardan hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? Devlet otoritesinin zayıflaması. Kesinlikle söylenebilir. Söylenebilir. Neden? Bu komutanlar daha sonra orada devletler kuracaklar. Büyük Selçuk topraklarında. Dediniz ya eski Türklerde hani bütün devlet şeyin hanedan hükümdarın malıdır. Aslında bu daha hani devleti kontrol etme anlamında daha doğru bir şey. Neden? Çünkü hepsi benim malım. Senin kendi malın diye iddia edemezsin. Tabii. Ama burada git al orası senindir dersen daha fazla toprak için bunlar kendi aralarında çatışmaya başlayacaklar. De şöyle bir şey mesela o süreç mesela süreç şu şekilde Alparslan bu komutanlarına söylüyor. O komutanlar mesela Artuk Bey Mardin civarını alıyor. Hı hı. Atıyorum işte Mengücek Bey Erzincan alıyor. Saltuk Bey Erzurum alıyor. Daha sonra Büyük Selçuk Devleti'nin otoritesi zayıflamaya başlayınca Saltuk Bey Erzurum'da, Erzurum'da, Mengücek Bey Erzincan'da, Artuk Bey Mardin'de, Çaka Bey İzmir'de bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bu durumda da Büyük Selçuk Devleti ne olacak? Otoritesi zayıflayacak. Tabii. Bir var. İki, yönetimde komutanların etkinliklerin artması. Olabilir. O evet. Demin ki söyledim sana evet. Olayı. Üç, devletin topraklarında Türkmen beylikten oluşması. Beylikler. Aynen. Aynen. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. İyi yorumlamışız. Evet. 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 Gazneli Mahmut'un bu faaliyetleri durumlarından hangilerinin bir göstergesidir? Gazneli Mahmut Hindistan'ı İslam egemenliğine altına almak için bazı bölgeye... bu bölgeye seferler düzenlemişlerdir. Durumlardan hangilerinin bir göstergesidir? Şimdi Gazze ve cihat politikası izlendiğini, İslam egemenliğini altına almak için bak, İslamiyet yaymak için demek ki değil mi bu? Evet. Cihat var. İki, Hindistan'ın ekonomik olanaklarını sömürgeleştirdiğini. Şu cümleden bunu çıkartamayız. Yok, yok zaten aynen. Çıkartamayız. Üç, askeri faaliyetlerinde ortak din anlayışına göre hareket ettiğini. Ortak din... Hindistan'ın dini Müslüman mı? Yani. Değil. O da yok. Bu da yok. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Sadece biri çıkartabiliriz. Evet.